Devam ediyoruz. Çok yorum var. Onlardan biraz devam edeceğim. Giderim. Okumaya. Bu arada bak yorum gelmiş. Türkiye'de Erbatur isimli toplam 27 kişi varmış ya. O yorum değil, bilgi herhalde. Bilgi geldi, yorum değil. Uğur Bey'den. 27 kişi. Evet. Bana fazla geldi. Peki yorumları okuyalım. 27'den fazladır ya. 247 tane yaz varmış. 27 bizim tane Erbatur varmış işte. 27'den fazladır. Nasıl sen ekranı çıktıktan ya sonra bile en azından oldu, oldu ya bak, bak bana olmuştur. Bana hakikaten çok teşekkür ediyorum senden tekrar. Senden bile bir 4-5 tane çıkmıştır. Bana çok teşekkür ediyorum tekrar. Birçok aile yani Erbatur koyduk diye çocuğun adını fotoğrafla beraber gönderiyorlar. Hep mutlu olsunlar bir inşallah. 1,5 milyon Mehmet sayısı ya. Çok bir tane Drogba var onu biliyorum da. Drogba var. Var tabii. Rüzgar Drogba. Her gün çocuk sana gönderdi, haber gönderdi Ayhan ya. Ayhan'a selam olsun Habertürk'ten. Hala hediye gelecekti. Hala çok bana gelecek. Çocuk okula başlayacak diyor değil mi? Doğru. Hakikaten doğru söylüyorum. Peki devam. Ne zaman açsak Fenerbahçe demiş Selahattin Bey. Geçen hafta da mesela ne zaman açsak Galatasaray'dı biliyorsun. Şişiyorum ben. Ya hakikaten bunlardan kopar. Denk geliyor demek abi, denk geliyor. Evet, evet. Öyle denk geliyor. Hayır, hakikaten böyle izleyen bazı izleyicilerimiz var. Diğer programları da böyle izleyen izleyiciler var maalesef. Abi denk geliyor. Böyle bir şey yok. Denk geliyordur o. Geçen hafta sırf Galatasaray konuştuk. Gündem neyse o abi ya. Dünyanın en büyük yalanı da o. Fener TV, GS TV, BJK TV. Bak bu dünyanın en büyük yalanı. Öyle bir şey yok. O denk geliyordur o an siz izlerken. Tabii kısmet ya o. Peki. Cenk Tosun'u ve Arda Turan'ı şimdi konuşacağız. Evet, konuşmaya başlayalım. İki tane Arda haberi var. Onları verelim. Sonra yorumları okuyarak da devam edelim. Nerede o? 10. haber. Arda'ya kartal yuvası. Beşiktaş'ın Arda Turan'la ilgilendiği ortaya çıktı. Taraftar çıldırdı. Siyah beyaz futbol severler. 30 yaşındaki futbolcu için Come to Beşiktaş kampanyası başlattı. Milli Yıldız'sa prese başladı. Ve tabii istemeyen taraftarlar da var. Bu biraz fanatikte tek taraflı bir haber olmuş. Arda Turan Barcelona formasıyla 56 karşılaşmaya çıkıp 15 gol attı. 2020'ye kadar da aslında anlaşması var. Bir sonraki haberi de görürsek. Meriç Müldür siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in Arda Turan'la ilgili düşüncelerini yazdı. Meriç Müldür konuşmuş Şenol Hoca'yla ve demiş ki Şenol Hoca birileri giderse birileri gelecektir. Arda'yı tabii ki beğenirim ve bunları kamuoyunda konuşmam. Başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var demiş. Evet bu iş olacak galiba denmeye başladı. Ama Arda'nın evet demesi yetmiyor. Şenol Hoca'nın da Beşiktaş Barcelona ile anlaşırsa eğer transfer Arda Beşiktaş'ta. KCS'i de vardı bunun Hakan Yılmaz. Ha bu iyi bir transfer mi? Beşiktaşların tamamının içine siniyor mu? Benim ablalarım çok iyi Beşiktaşlılar. Hı hı. Sinmiyor ben söyleyeyim. Yani ablalarım, benim çevremde çok Beşiktaşlı. Ablalarım da abim de Beşiktaşlı benim. İstemiyorlar mesela. Kulübe de yakın bir insan olarak söylüyorum. İstemeyen çok taraftar var. İsteyen de var. Ama yani bu taraftarın %50'si böyle düşünüyorsa bile bu taraftar düşüncesi ayrı olmak kaydıyla Arda'nın bu Meriç Müldür'ün haberine yansıyan işte İniköy'de bir balıkçı da ki evet, mevzu işte Arda ben Beşiktaş'a evet dedim. Eğer Barcelona'ya anlaşırlarsa filan haberi var ya. Evet. 2 gün önce. Orada tabii Meriç'in yazamadığı da şeyler var. Söyleyebileceklerim var mı? Yok orada. Tamam. Ondan sonra ama mesela Arda'nın Beşiktaşlılardan bu kadar fazla teveccüh göreceğimi beklemiyordum cümlesini söyleyebilirim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Beklenenden çok daha fazla olumlu yorum var Arda konusunda. Bu kadar teveccüh beklemiyordum açıkçası. Çok mutlu oldum dediğini biliyoruz. Bence eğer Barcelona ile Beşiktaş'ın anlaştığını düşünmüyorum henüz. Eğer anlaşma sağlanırsa Arda Beşiktaş'a gelir. Bana da öyle geliyor. Gelecek gibi geliyor. Mehmet Ayan? 27 Aralık saat 21. Şu anda hiçbir şey yok. Önümüzdeki 15 günde ne olur bilmem. Çünkü olayın çok tarafı var. Bir, Barcelona tarafı. Kesinlikle ikna edilmesi gereken birinci ve sonuncu taraf. İki, Arda'da bir ikna meselesi yok. Anlaşılan o ki teşne. Bravo. Böyle bir ikna durumu söz konusu değil. Üç, Şenol Hoca. Anlaşılan o ki Cenk, belki Talisca, belki Babel. Bugün 14 milyon euro falan bir şeyler gördüm. O oyuncuların gidişine karşı bir önlem için Şenol Hoca'da belli ki ikna edilmeye teşne. Yönetim. Ya şimdi arkadaşlar burada çok iyi biliyoruz ki Ahmet Bulut'un Beşiktaş'ın sportif yapılanması üzerinde son derece de doğal kuvvetli bir etkisi var. Evet. Arda da Ahmet Bulut'un futbolcusu ve şu evet, an ben kendimden ve ona uygun bir kulüp kullanıyor. Arda şey, Ahmet Bulut, Fikret Orman, Umut Güner, ben. Sadece bir kere şahit oldum. Monaco'da maçtan bir gün önce sadece benim bulunduğum 2 saat sohbet edildi. Ki ben dış kapının dış mandalıyım.
Bu insanlar beraber hareket ediyorlar. Hareket ediyorlar derken altında başka bir anlamı yok. Bu insanlar birlikte iş yapıyorlar. Bugün Beşiktaş'ın başta Adriano olmak üzere senin harika lafın, ruhani lider. Adriano olmak üzere pek çok oyuncusunu Ahmet Bulut getirmedim. Evet, Negredo hepsini. Hatalar da oldu belki. Bu sportif hata, idari hata, mali hata, menajerlik hatası, Ahmet Bulut. İçeride bir dolu param var benim diyor. O yüzden yani bu operasyon içerisinden Ahmet Bulut'u çöküp almak, Erbatur'u Beşiktaş'a getirmek falan o da söz konusu değil. Söz konusu olduğunu düşünenler var, öyle söyleyeyim ben sana. Çeşitli. Ahmet Bulut olmadan bu transfer gerçekleşir mi diye. Ahmet Bulut olmadan bu transfer gerçekleşemez. Ve Arda boyutu. Bir, çocuk top oynamak istiyor. İki, Beşiktaş'a karşı Serdar'ın da sözünü ettiği gibi ve az önce anlattığım diyagramda bir sempatisi var. Ha, bence gelmesin. A, Beşiktaş için gelmesin. B, Arda için gelmesin. Ve şimdi en olumsuz cümlemi kuracağım. Kusura bakmasın. Arda gittiği her takımda bir iç siyasi figür olur. İstesen de olur, istemesen de olur. Yerlisi içinde olur, gurbetçisi içinde olur. Arda gittiği her takımda bir iç siyasi figür olur. Bu şeyi demek istemiyorum. Atar oraya dinamiti ve Beşiktaş'ı huzursuzlandırır demek istemiyorum. Ama bir güç merkezi olur. Çok da doğaldır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok üzerine bonservis bedeli ödenen oyuncusu bu. Çok da doğaldır. Yani Fatih Terim'i yemiş adamdır ya. Daha ötesini konuşturmayın bana ya. Dolayısıyla oradaki güç merkezi etrafına Tolga'yı toplar, Tolga'yı toplar. Vurguyu nereye yaptığına bağlı. Necip'i toplar, Gökhan Caner zaten toplanmışlardı 2016'da. Hocayı bu arada yedi diyorsun ya hani. Canlı kimişim diyorsun. Hayır, kendi kendini yedi hoca yorumları da var ya. Yok, ben hocanın kendi yüzüne bile söyledim ki rahat rahat konuşabiliyorum. 45 senelik kariyerinde Ünal Aysal'ı bile değil Arda Yeni'nin hocam diye. Yüzüne söyledim. Yani var ya Fatih Terim'den korkuyorsunuzlar var ya. Ha, yazıyorlar. Şu mesafede. Konuşmuyorsunuz biraz. Şu mesafede. Hocam 45 senelik kariyerinde şu mesafede. 45 senelik kariyerinde Arda yendi seni dedim. Ünal Bey bile yenemedi. Arda yendi seni. Keşke bu yenme yenilme savaşları içinde olmasaydı. O yüzden Arda onların kahramanıysa, tekrar söylüyorum, Beşiktaş'ın gidip varlığını huzurunu falan bozacak bir adam değil belki. Gelen ama bir güç merkezi. Gelen eleştirilerin bir tane de eklemesini yapayım. Hani efendi Beşiktaş sloganı içinde işte bu kavga olayları, tartışmalar içinde olan Arda Turan başka bir tartışma olmayacak mı? Yorumları gelişti. Olur, ya başladı bile. Bilal Meşe olayı vesaire. Ya başladı bile. Beşiktaş'ın bazı kesimleri asla içine sindiremez. Bir tane şöyle düşünmek lazım. Beşiktaş'ın Arda'ya gerçekten ihtiyacı var mı? Teknik olarak. Yoksa Arda'nın mı Beşiktaş'a daha çok ihtiyacı var? Arda'nın Beşiktaş'a daha çok ihtiyacı var bence. Ben çok farklı bir açıdan bakıyorum. Unutma lafını. Serdar'ın bu sözünü ettiği bazı kesimler sindiremez dedi ya. Ben bu gürültünün daha çok çıkacağını düşünüyordum. Bence çıkmadı. Pek de kaçırmam. Yorumcuları falan filan. Ben Cem Dizdar dışında bir itiraz da görmedim spor medyasında. Turgay Demir de. Turgay abi değil mi? Turgay abi torunu oldu bu arada. Turgay abi. Torunu oldu. Şutlu olsun hep. Öyle mi? Tabii. Şey dedim ona. Dedem oldu Turgay Demir evet, şimdi. Evet evlat bizim Hıra'nın çocuğu oldu dedim. Turgay Demir daha genç adam ya, ne zaman dede oldu ya? Evlat banka faizi, evlat banka hesabı torun faizdir dedim. Abi ben bu yapım. Turgay Demir, Süleyman Seba'nın. Neden böyle benzetiyoruz ya? Süleyman Seba'nın en çok sevdiği gazeteci, en yakın dostu. Turgay abi ben duymadım ama Cem abi duydum. Cem Dizdar dışında da bağıran yok mu konuda? Atilla Gülçen'in de çok hoş karşılamadığı belli yani. Atilla abi de. Yani var medyasında var sıkıntı. Ama şey değil yani böyle gürültü yok ortada. Tabii, niye Arda bize geliyor böyle? Burak Yılmaz konusunda koptu gürültü. Ben zaten. Taraftar kesinlikle o yüzden alınmadı. İşte şimdi Şenol Güneş'i anlat bakalım. Ama işte şöyle de bir durum var. Almadın. Hataymış değil mi oyun içinde? O da Burak gerçek. Burak için mi? Burak burada olsa en az 6 puanı vardı Beşiktaş'ın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burak çok büyük santrafor abi. Öyle tabii ki. Yani tartışırız 50 türlü şeyini ama. Bir de her gün olgunlaşıyor yani. Adam yani müthiş golcü abi. Bak ben söyleyeyim mi? Tam striker yani tam. Ya işte bu tartışmalar yani penaltı. Cenk çok geliştirdi kendini ama Cenk'ten falan önde. Abi bir kere ceza sahası içi bitiricilik Burak Yılmaz da çok başka. Hadi ve dışı. Ama bak şu konuşurdu. Orada şu vardı işte. Yani penaltıyı bizden çaldı meşhur Beşiktaş Galatasaray maçı. Ya o zaman yaptı işte. O konunun eskisiydi bu. Ama bak şeyi de kabul edelim. Oyun anlamında Şenol Hoca istemişti. Yanlışmış almamak. Alsaydı Beşiktaş'ın minimum 6 puanı vardı. Şunu da ekleyeyim abi. Arda Turan konusunda da evet bu konuşma olacaktır. Ama ben Arda'nın çok net bir X faktör olacağını düşünüyorum Beşiktaş'a gelirse. Oynayacağı bölgede duyduğum kadarıyla forvet arkası ortada oynayacak. İki kanadı bozmayacak. Orada oynayamaz.
Orada oynayacağı konuşuluyor. Orada oynayamaz ama. Ama bir de şu var, Fatih Terim'le olan mücadelesi içinde de Beşiktaş'a ekstra katkı sağlayacaktır düşünceleri de yok değil. Vallahi mental açıdan. Ben bilgilerimi söyleyeyim yani yorumlarımı. Ben başarılı olacağını düşünüyorum yani. Şenol Hoca'nın bilgilerimi söyleyeyim. Ben eğer Barcelona ile Beşiktaş anlaşırsa Arda'nın da öyle yabancı kulüplerden falan çok böyle istenilen bir oyuncu da değil. Bunu da kabul edelim. Oynamıyor ne zamandır zaten. Ne zamandır oynamayan da bir adam. Öyle Avrupa futbol piyasasında da Arda da boşalsa da bize gelse bir böyle bir kulübüne ayrılsa öyle de bir durum da yok. Yani bu Beşiktaş mantıklı. Ben Ahmet Bulut Beşiktaş ilişkisi dolayısıyla Barcelona Beşiktaş anlaşması karşılığında Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani %80 görüyorum şu an. Arda Turan'a daha fayda olur bu transfer. Arda açısından çok başarılı bir transfer olur. 4 sene yine 3,5 milyon eurodan güzel bir para alır. En az bir de 2,5 milyon euroda imza parası alır. 2,5 da zaten Barcelona'dan alacak. Plan gibi böyle bir güzel bir 2 senede Galatasaray var sonra. Güzel bir anlaşma yapar. Galatasaray'a ondan sonra güzel bir anlaşma yapar. Beşiktaş'a çok faydalı olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ben tam tersi Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Yani o zaman gösterecek. Ama şimdi Şenol Güneş der. Tabii. Beni dinlemediniz. Taraftar istemiyor dediniz. Burak'ı almadınız. Evet. Al bak taraftar istemiyor. Arda inas alıyorsunuz der. Şimdi der yani. Hele bu son maçı yenseydi kesin derdi. Son 3 puan alsaydı son Sivas deplasmanından hocanın yavaş yavaş arızaları başlardı yani. Ya, bir şey söyleyeceğim. Burak konusunda sonuna kadar haklıymış. Ama Beşiktaş'ta ben şunu görüyorum. Fazla çalkantılı gidiyorlarmış gibi bir durum var. Transfer anlamında söylüyorum ben. Cenk gidiyor, Tarişka gidiyor. Oğuzhan da her an satabilir. Tolga'ya da bilmem ne olur. Tosic'i de verelim. O da gelsin. Fellaini geliyor mu? İşte Mkhitaryan falan. Hani bir sürü trafik var. Bir sakinlik yok yani. Evet. Mesela şimdi Pepe biliyor. Ben takımdayım oynuyorum. Tişan Şenol Güneş'sin abi. Bak yaz kadro yaz abi. Gökhan Fabri daha bugün okudum. Fabri'ye teknik var gibi bir şey okudum. Evet var öyle. Gökhan Caner. Daha bugün okudum. Gökhan kaldı. Pepe. Gökhan kalıyor. Adriano belli değil. Adriano da belli. Belli değil. Evet değil. Bir teknik ya her an şeye gidebilir Çin'e. Pepe, Gökhan Caner. Yanına Tosic, Vida tamam. Vida yani. Ama yedek Tosic belli daha yok ortada. Bilmiyoruz yani. Tosic çünkü Cenk'in paketinde gidebilir. Filan. Atiba, ulan bu şimdi biraz daha yaşlanacak. Medel Atiba tamam. Oğuzhan belli değil. Tolgay o da değil. Atiba yerine Fellaini gelebilir. Arda, Fellaini belli değil. Mkhitaryan değil. Sola Babel. Ulan Babel'e mi yazayım, Arda'ya mı yazayım? Arda'yı yazsam Babel'e satar bunlar. Şimdi Babel de lazım. Talişka'yı muhtemelen satacaklar. Arda orada oynayacak. Kime satacaklar Talişka'yı? Talişka, Benfica'ya gidecek. Kime satacaklar abi? Benfica'ya gidecek. Bir şey satamazsın. 4,5'unu alır. En fazla 4,5'unu alacaksın. Ay sen o verdiğin parayı geri alacaksın. Başka bir şey alacaksın. Sen tamam onu alıyorsun zaten. Talişka da Çin'e gidecek. Senin ortam boşulacak. Arda da orada oynayacak. Plan bu. Rejimada durum belli değil. Cenk giderse şimdi oraya ben ne yapacağım? Abi şimdi. Negre de etmez. Bak bu olmaz abi. Bu olmaz. Beşte şampiyonluk adayı takımda bu. Bunun olmaması lazım. Bu Galatasaray'da bile yok şu anda. Şimdi net. Net olacak net. Hoca Cenk'i sattım. Tosic'i de satacağım. Arda'yı da aldım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. İsterse 50 milyon euro teklif gelsin başka hiç kimseyi satmayacağım. Demelisin. Veya Cenk'i de satmıyorum. Bu borçlarla, kimseyi satmıyorum. Senin tonlamanla söyleyeyim. Bu borçlarla diyemezsin. Diyemezsin. O zaman da ozurup anlaşacaksın. Biraz yorum. Fazla sirkülasyon var. Bu kadar sirkülasyon iyi bir şey değil. Yaz aylarında olur abi bu kadar sirkülasyon. Onu sattım, bunu aldım, oradan oraya gittim. Yönetimi falan. De meşgul ediyor, medyayı da haber dışında meşgul Beşiktaş ediyor. Beşiktaş güzel yani. Beşiktaş bizim açımızdan çok iyi. Yani malzeme var devamlı. Yönetim medya ilişkilerini bazen örseliyor, bazen yanlış anlaşılmalar yorumları oluyor. Yorumları okuyorum Twitter'dan ve Instagram'dan gelenlere. İzleyicimiz demiş ki, Beşiktaş medya tarafından inanılmaz yıpratılıyor demiş. Beşiktaş. Mesela ne yapılıyor? İzleyicimizin ismi nedir? Haber var İsmidir. Ya. Fabregas. Yaşı kaç acaba? Ses yani bilmiyorum. Ben modern zamanlar olarak başlattım 1980. Fabregas 13 yaşında falandır. Boş ver hiç cevaplarım ben. Devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. 1984 yılından itibaren modern zamanlar kabul edersek 33 yıldır Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 3 İstanbul büyüğü arasında en az yıpratılan Beşiktaş'tır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin medya içinden geçer. En az yıpratılan, en çok korunan Beşiktaş'tır. Korunan derken Beşiktaş her iki camiada sempatik geldiği için. O yüzden kimsenin yıpratmıyor falan. Şey, kalkıyor Beşiktaş çok. Yorumları devam et abi. Sen de böyle yorumlar niye okuyorsun Erbat Uru'ya? Nasıl? Ya tamam. Hepsi okuma abicim ya. Arda Allah Allah. Beşiktaş'a gelirse Galatasaraylılar için biter demiş Fatih Bey. Ya bugün değil. Dün Galatasaraylı bir sosyal medya sitesi diyeyim. Mail atmış. Arda bizi blokladı abi filan diye. Galatasaraylıların sitesi bunlar. Küfür mü etmişler abi? Yok.
ya sen Galatasaraylısın işte filan falan. İşte o kadar bilmiyorum, masum doğru. Olmuyor işte. Yani şey. Bilmiyorum. Sen mesela. Twitter camiası beklemiyor o kadar masum olmuyor. Abi biz sana doğru, ne yazık? Doğrudur. Biz sana ne yazık diyor. Ne anan kalıyor ne bacın kalıyor ne karın kalıyor. Ama Arda'nın Galatasaraylılar zaten beni istemiyor lafı var. Doğru. Bu net. Yani Galatasaraylılar zaten beni istemiyor lafı var Arda'nın. Bir de bak ya bu şey. O sosyal medyada Arda zaten böyle herkes istemiyor. Şey var Arda Beşiktaş'a Fener'e gitme muhabbeti vardı ya. Ben duydum Beşiktaş yükselenin lafını duydun mu? Ben de duydum. Yükselenin Beşiktaş. Ailemde çok Beşiktaşlı var. Yükselenin Beşiktaş. Süleyman Seba ile forması var. Süleyman Seba forması var üstünde. Süleyman Seba forması herkes giyer abi. Giymiyor ama işte. Aziz Yıldırım var o da giyer. Ama giymiyor herkes işte. Görmüyoruz yani. Paylaşmıyor. Ama Süleyman Seba işte yani. Orası öyle. Başka. O başka bir şey yani. İzleyicimiz demiş ki Arda Beşiktaş'a giderse Galatasaray taraftarını da karşısına almış olur. Ve ikinci Emre Belözoğlu olur Galatasaray taraftarı için. Ne Galatasaray şu an aşık mıymış Arda'ya? Anlamadım. Ne olur abi yani. Aşık mıymış şu anda Galatasaray Emre Belözoğlu olsa ne olur? Ne olur yani o zaman? Emre Belözoğlu oynuyor hala. Ne olur yani? İşte. Bu arkadaşlarımız tabii şey adam kaçırmaları falan filan bilmedikleri için vakti zamanında. Devam edelim. Arda Barcelona'da oynayamadı. Neler yapabilir ki demiş Ömer Bey. Yani işte o zaten başlı başına bir Arda'nın bilinmez kutu en güzel tarafı da özlem. Futbol oynamaya özleminden dolayı bir coşkuyla Beşiktaş'a katabileceği katkı eğer Beşiktaş'a gelirse. Peki. Futbolu olan özlemi yani. Aa bak Kemal Aslan demiş ki insanın en çok güvendiklerine yenilir demiş. Bence Fatih Hoca da bu yüzden yenildi demiş. Arda'ya mı? Hı hı. Olabilir. Ama ya bu böyle olunca da ben Ezel gibi falan arkadan müzik girecek gibi hissediyorum. Böyle. O ilişkileri böyle öyle profesyonellikten dışarıya baba oğula döndürdüğün zaman öyle oluyor yani. Döndürdüğün kelimesini özellikle kullanıyorum. Fark yani. Ettim. Yani ama böyle büyük cümleler kurunca hakikaten bir... Öyle oluyor ama. Aydarin nari 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 nanay gibi girecek gibi oluyor. Medel demiş ki Arda'yı Abdullah Avcı 10 numara oynatıyordu. Medel. Arda'yı Abdullah Avcı 10 numara oynatıyordu. Ama çok eleştirildi. Herkes oynatamaz demiş. Abdullah Avcı'nın kaşının altında gözü var. Arda Turan'ın 10 numara oynamasının doğru olmadığını düşünüyorum ben. O çizgi istiyor yani. Yanında çizgi istiyor. Ben şu X faktörden bahsettim. Beşiktaş kapanan savunmaları açabildi mi? Açamıyor. 10 numarası 10 numara gibi oynayabiliyor mu? 10 numara değil çünkü Talişka. 9,5 numara. O yüzden fark yaratabileceğini düşünüyorum. Tamam bir gelsin konuşuruz. Evet gelince konuşuruz. Beşiktaş'a Burak alınmış olsaydı demiş Selim Alkan. Cenk bu çıkışı yapamazdı demiş. Doğru. Doğru. Ya Mario Gomez'le yaptı abi. Bakar'la yaptı canım. Yani yapamazdı. Burak'la yapamazdı. Peki Serdar Bey demiş ki Fatih Terim'le Arda Turan arasında güzel bir köprü kurulamaz mı? Tekrar Galatasaray'a dönmez mi? Kurulamaz. Özhan abiyle Fatih Hoca arasında kurulabilir. Arda ile Özhan abi arasında kurulabilir. Fenerbahçe'ye de Galatasaray Vida'yı istedi mi istemedi mi demiş Orkun Bey. Fenerbahçe %100 istedi. Galatasaray'ı bilmiyorum. Peki. Belki istemiştir. İstemiş olabilir yani. Yıldıray Bey demiş ki Tolgay nereye gidiyor? Oğuzhan nereye gidiyor? Oğuzhan'ı satmak istiyor Beşiktaş. Bu oyuncular talipleri yani olan oyuncular. Bu oyuncular hayır, Oğuzhan'ı satmak oyuncular. İstiyor Beşiktaş. Oğuzhan'ın yok, Oğuzhan'ın yok istenilen parayı veren talip. Beşiktaş talip olan oyuncular yani. Evet. Ya ben o zaman bakın size Beşiktaş'la ilgili transfer bilgileri vereyim. Beşiktaş herhalde. Oğuzhan'ı satmak istiyor. 10 milyon euro civarında bir transfer teklifi gelirse satılsın istiyor. Oğuzhan'a da o parayı falan veren yok. Tolgay'ı satmak istiyor. Tolgay'ın bak bu iki oyuncunun da Avrupa pasaportu var. Böyle düşünün. Tamam mı? Hani bulunmaz kumaşı değiller ama önemli bir şeyleri var. Yabancı değiller yani. Tabii. Almanya pasaportu. Tosic tim de böyle hani çok fazla istenilen bir oyuncu falan olduğunu düşünmüyorum. Ama bir pakete dahil edilebilir. Bunlar menajerlik ilişkileridir. Beşiktaş birkaç tane oyuncu satıp para kazanmak istiyor. Cenk dışında da şu anda gerçekten böyle hani bir meta edecek oyuncusu yok. Bunu da Türkçe konuşmak lazım. Tosic var. Yani Cenk'in üstüne Tosic'i ekleyip evet. Bir paket. Fiyatı biraz daha geçelim arttırmak Cenk gibi bir durum söz konusu. Oğuzhan'ı da Tolga'yı da satmak istiyor mu? İstiyor. Oğuzhan'a olur mu? Olmaz. İyi teklif gelirse olmaz, bence satılmalı. Olmaz. Kim, i̇yi teklif kimden gelecek? Gelirse satılmalı. Cenk'e geçelim. Cenk Tosun'a 20 milyon pound'a yakın bir teklif var. Arkadaşlar şöyle atayım pası bak. Çok az para, çok düşük para, o paraya verilmez. 20 milyon pound diyorum. Herhalde 20 milyon pound yok ya, 14 milyon pound. 14 milyon pound artı Tosic'le beraber 20'ye çıkacak gibi gözüküyor o teklif. Kısmet. Yani şu an 14-15 milyon pound bareminde oynuyor. 15 milyon pound da bak FM oynadığımızı falan sanıyor bazı arkadaşlar. 15 milyon pound inanılmaz bir paradır. Öğren çarpalım canlı yayında 15 çarpı 5 25. Çarpı 5 25 abi. O eğer 5, bir oyuncu 25. Değerini buluyorsa onu satacaksın. 79 milyon lira.
15 pound. Aman ne ki canım. Tabii canım, para mı ya? 79 lira borç veremez onu soracaksın sana. 79 lira borç veremez. 71 milyon lira. Abi çok acayip yani. Ya 20 milyon euro falan diyorlar. Hemen ya abi. Gelip, hemen, para hemen, değil. Hemen ya. Yazma öyle hemen falan ya, diyorlar. Hemen ya, sen kimsin ya? 20 milyon, 20 lira borç veremezsin bana ya. Senin şirketin olduğunu düşün. Böyle bir asetine böyle bir ücret geliyor. Düşünür müsün ya? Fikret Bey de finalde onları gerçekten realize görsün. Övüncüm, ben satacağına inanıyorum. Övüncüm bu arada bugün, Övünç Özdemir. Övünç bugün bir haber yaptı. Ben gitti zannettim. Tabii ama gittiye yakın. Osmanlı Spor maçı kupada Cenk'in Beşiktaş'taki son maçı olabilir. Cümlesi bu. Cümle bu abi. Ben de diyorum ki eğer son maçı oynayacaksa oynatmayın kardeşim. 20 milyon pound sakatlanacak adam bir şey olacak. Sakatlanmaz. Yürürken ayağı burkulacak. Sakatlanmaz, bir şey olmaz. Belki sonuç Cenk alındıktan sonra. İstiyor, istiyor. Bu da olay o. İstiyor. Cenk'e de 4 euro veriyorlar ya. Cenk de gitmek istiyorsa Everton'da iyi takım abi. Tamam mı? Çok başarılı çok, olacak. Çok evet. Çöklü bir takım. Onun da Alman pasaportu var, unutmayın. Bunlar hepsi önemli şeylerdir. Bir takımda %75 oynama şeyi var. Cenk onu çoktan doldurdu. Tabii. Kriteri var. Şimdi yani Everton'la dediği böyle bir ilişki kurulmuşsa belki oradan da, ama işte kimi alacaksın? Dembaba'yla falan olmaz bu işler yani. Şu Nias'ı takasta alsalar iyi olur ya. Everton. Bu arada Cenk için yani eğer Nias çıkan oynuyor ama Nias atıyor da. Ya kesti şimdi biraz hoca, yeni ama hoca. Oynuyordu. Sam Allardyce biraz oynattı. Sonra hoca Sam Allardyce mı? Evet. Gitme. Bak sakın git. Cenk, Emre Belözoğlu'yla konuş. Bak sakın gitme Sam Allardyce'a. Ya ama Sam Allardyce'a bütün zaman onun görevi ligde kaldırmak. Caretaker o. Tabii aynen öyle. Görevi. Arkadaşlar bu arada öyle söylüyorsunuz da Cenk'in aldığı para bildiğim kadarıyla bugün 1700 euro net. Eğer rakamlar da olursa 4 milyon euro netse eğer 2,5 katı 4 milyon euro net olmaz abi. Netse öyle okudum. Olmaz abi. Bilmiyorum tam. 4 milyon euro netse brütün şey brütse neti kaça gelir onun? Net işte. İngiltere ise vergi kaç bilmiyorum. 2 küsür mü? 2,5'a falan gelir. Yine nereden baksan yarım misli fazla para gider abi, Cenk de gitsin zaten. Ama imzalar hep nete atsın. Ben şu brüte çok karşıyım. Tabii ya. Net olsun yani. Net olsun. Hep net olalım. Hep net olalım ya. Neto var bir de. Neto var. Neyse Cenk Everton'a gitmeli. Everton'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Sonra bir tık üstte. Rooney'nin artık büyük bir düşüşte olduğu gerçeği var. Nias zaten oranın forveti değil. Calvert-Lewin diye böyle sadece İngiliz olduğu için abartılan genç oyuncu var. Cenk hala 1991 doğumlu. İlk 11 oyuncu. İki isimli futbolcuları var ya İngilizler. Calvert hastası. Gazlanan değil mi? Sean Wright Phillips. Sean Wright Phillips. En iyisi adamın sırf ismin dolayısıyla 3 kere transfer oldu. Ya biliyorsun. Sırf ismi güzeldi yani. İngiliz. Oxlade Chamberlain. Koşuyor dünyanın ya. Dünyanın en başı koşuyor. Alex Oxlade Chamberlain. Vay be. Ox diyorlar kısaca. Ox. Bak o konuda bir de şu var ya. Bir milli takımda falan oynuyor. Baba diyor, ne kadro var diyor bizde be. Böyle Oxlade Chamberlain falan. Ya, ne fena değil. Oxlade Chamberlain Fener'de oynamaz ya. Ya vallahi oynamaz ya. Ciddi söylüyor. Böyle sırf ne Calvert-Lewin. Calvert-Lewin. Başka ne var? Sean Wright Phillips ya. En zirvesi odur ama. Ama hakikaten Calvert-Lewin çok abartılan bir futbolcu. Sırf isimler iki diye bak. 10 tane, 3 tane büyük transfer atıyor. Ya bu arada Calvert-Lewin'den bahsettin. Dele Alli'den bahsettin. Dele Alli ya şimdi İngiltere. İki isimleri istesene. Ama bir dakika bir şey söyleyeyim. İki isimleri istesene. Dele Alli var ya, Dele Alli. O da biliyorsun Dele Alli değil aslında. Ne o? Bamedale Ali'ymiş adı. Geçen gün baktım. Dele yaptılar biliyorsun. Şu kırmızı çizgiye şey göndersenize yaptım. Ya. İki isimleri göndersenize. Sean Wright Phillips örneğinde olduğu gibi. İki isimli İngiliz. İngiltere Premier League oynayacak ama. Var, çok var ya. Aklımıza gelir şimdi. Bakarız onlara. Şimdi küp diye gelmiyor da. Ya şöyle bir takımları saydık mı hepsi gelir Okay ya. Okay Karaca'nı izliyorsa o harika şeyler gönderebilir. İki isimli. Efsane aslında. İki isim istiyoruz ya yani. Sırf o yüzden oynuyorlar ya. Vallahi ya. Sen Muhammed Salah değil ama. Evet tabii canım. Oxlade Chamberlain var ya. Tam şey yani. Çok hakikaten çok boş adamdı yani. Obertan vardı ama Obertan teksin değil mi? Obertan tek. Ne vardı ya? Leso. Leso vardı. Leso iki isim değil canım. Adamın adı ya. Leso ha. Fransız kökenli. Tabii. Ama Cüneyt izliyorsa gönderir ya. İki isim ya. Erbatur Cahit var işte. Erbatur Cahit var değil mi? Bak Ali Gök demiş ki Erbatur. Efendim Arda'ya Beşiktaş'ın ihtiyacı yok ama Galatasaray'a karşı bir güç gösterisi olacak kesin demiş. İhtiyacı var mı Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı bir güç gösterisi olması? Bence kimsenin kimseye güç gösterisi yapmaya gerek yok ama takımlar birbirine çalım atmayı severler böyle durumlarda. Hep görürüz bunu. Ha, Drinkwater var ama değil kardeşim. Drinkwater dünyanın en güzel soyadı. Erkek göndermiş. Ya. James Ward-Prowse diyor. Southampton'da. Alex mi neydi? Oxlade Chamberlain. Gibisi yok diyorsun. Tıraş. Oğuzhan'cı. Sean Wright Phillips'i yedirmem yani. Dur gönderir herkesin. Bulur bol bol. Gelir şimdi gelir. James Ward-Prowse diyor. Ward-Prowse. Ha, Ward-Prowse vardı bir tane. Bak. Burak demiş Metin Turan. Bazen Mam Ebrahim Diop demiş. Burak gelmesin, şampiyonluk da gelmesin. Önemli olan gelmesin demiş. Arda için aynı şeyi söylüyor muyuz? Bilmiyorum, yazar Metin Turan yazmış. Peki devam edelim. Kim?
Manbrev Duyuf ya. Ha. Söylemesi bile zor onu ya. Manbrev Duyuf. Bizimkiler yazıyor ya. Ha, dünyanın en... Birisi şey yazmış. Dominic Calvert-Lewin diyor. İşte onu Calvert-Lewin abi. Deminden beri konuşuyoruz işte onu ya. Calvert-Lewin ya. O açığa düşürüyorsun. Everton. Bak, dünyanın en güzel isimli forvetlerin Türk olarak Erbatur Cahit Erger'e konu demiş. Teşekkürler. Morten Gams Pedersen ya. İngiltere'den çıktık mı? Zaten dünyanın en güzel ismi de Klaas-Jan Huntelaar da. Çift soy isim. Klaas-Jan Huntelaar. Forvet olmak için doğmuş biliyor musun? Gol atınca yani spiker çıldırabilsin diye. Dünyanın en güzel ismi hangisi biliyorsun değil mi? Klaas-Jan Huntelaar. Famfene Gorokon Faysel'in. Bitmiyor, nefes tükeriyor. Devam edemiyorsun yani. Ahmet Ay Güneş keyifle izliyor. Cemba Cemba vardı bir tane daha. Cemba ya. Cemba Cemba. Cenk'in fiyatı yani nedir sizce demiş Yukan Metin. Ben ya tamam işte 20 gönderelim abi, tamam 17, ya. 17 milyon pound 20, 20, değeri varken 20, satacak. 20 euro iyidir abi, euro üzerinden konuşalım. Ben şeyi anlamıyorum ya, oyuncunun sakatlanmayacağını hangi satılmasın diyen izleyicimiz garanti ediyor? Zaten bunu bir kere hata yaptım dedi. Ferdan dedi, satmadım dedi. Tabii. Bir daha yapmam tabii, dedi yapmaz. Tabii ya. Gökhan Töre'de de yaptın, yalandan kiraladın, satsaydın satmıştın. Bence Cenk de gitti, Arda da geldi. Benim tanıdığım Fikret Orman'da durum böyle. Ben de aynı fikirdeyim. Cenk'in de hatta önümüzdeki günlerde netleşeceğini düşünüyorum. Osmanlı maçında da oynamasın alkışlayacak diye tribünleri ya. Yok. Osman Beşiktaş atıyorum 3-0 öndeyse salladım. Son 5 dakika o tribünlerdeki insanlara saygıyla alkışlatmış. Ama yarın o zaman transferin belli olması lazım. Artık açıklanması lazım. Açıklanması lazım yani. Drinkwater çok güzel isimli. Soy ismi o. Drinkwater tek. Evet. Ama çok güzel bir sosyal mesajı da var onun. Tabii tabii. Su için yani. Drinkwater. İyi de futbolcu ha. Chelsea'de yedek oturuyor ama bence de iyi futbolcu. Bak beğenmediğin İngiltere milli takımımızda oynuyor biliyorsun. İngiltere milli takımı. Tıraş takımı abi. Ya arkadaş şu çift isimleri taktım ben ya. Drinkwater, Dele Alli, Oxlade-Chamberlain. Bir dakika. Wardy, Kane, Forvet'i. Savunma da iyi. Orada. Smalling var. Smalling'in yanında kim var? Var dur. Gary Cahill var ya. Sağ bek çok iyi. Kim? City'nin sağ beki. Kyle Walker. Sol bekte Danny Rose var. Takım lideri hangisi? Yok. Pas işte, yapacak oyuncu. İşte Gerrard lazım. Gerrard yok. Ya da ya varken de bir şey olmuyordu. Olmuyordu tabii. Ya bir şey olmaz abi. John Anneri izle demiş. Bak güzel isimdir. Doğru. Hayır abi. İki soy isim arıyoruz. İki soy isim aramıyoruz. İki soy isim. Van Venegor of Hesselink. Ole Gunnar Solskjaer'di. Ole Gunnar Solskjaer olmaz. Ole Gunnar ismi, Solskjaer soy ismi. Evet. Serdar'ın Çelikler gibi. Onu aramıyoruz. İki soy isimli adam. İki soy isimli. Andre Flo gibi değil mi? Tore Andre Flo. Tore Andre Flo da isim. Tore Andre adamın doğru, ismi. Doğru. Flo soy ismi. Yani iki soy isimli arıyoruz. İki soy isimli. Tekrar anlatıyorum. İki soy isimli değil yani. Evet. Peki. Cemba Cemba gibi. Devam edelim. Vida geldi. Şu Vida konusunu biraz konuşacağız. Ama bir video da yayınlandı. Onu bir görelim mi Hakan Yılmaz? Come to Beşiktaş Vida videosu. O da mı yaptı Come to Beşiktaş? Geldi yaptı. Cenk de yaptılar hem de. Hello. Vida. Come to Beşiktaş. Klibera con el papaya. Hello, Cenk. Yes, of course. I am coming to Champion Beşiktaş. Ya bu arada Cenk'le yapılması bile mesaj yani bence burada. Niye Cenk'le yapıyorsun abi? Giden adamını niye yapıyorsun? Yalnız Vida'da da kafa bu kadar falan değil mi? Bayağı uzun. Drogba da öyle ya. Abi sağlam fizikli adamlar öyle olur ya. Ruud van Nistelrooy giriyor mu işin içine? Girmez. Fan olmaz. Fan abi o bir fan şey. Fan olmaz. O bir şey yani. Jimmy Floyd Hasselbank zaten giriyor. O da mı girmiyor? Girmez. Jimmy Floyd isim. Hasselbank soy isim. İki soy isim arıyoruz. Ne bileyim, nüfus memur muyum ben ya? İki soy isim arıyoruz abi. Ha, bu arada 14. haberi verir misin Hakan Yılmaz? Tekrar döneriz o konuya. Şu bugün istemiştik bunu konuşmayı. 9 kulübü reddedip Beşiktaş'a geldim. Vida'nın açıklamaları Hürriyet'te. Abi tam altındaymış, orayı kesmişiz ya. Dur ben söyleyeyim onu. Biz bugün kendimizle paslaşmıştık. Geçen yaz yönetici Umut Güner'le protokol imzalayan Vida ya da sonra Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu. İki kulüp Beşiktaş'tan daha fazla para teklif etmesine rağmen Hırvat oyuncu sözünden dönmedi. Nerede bizim grup? Ben boşluk bırakmayayım. Takımdaki rekabet Beşiktaş'a yarayacak. Bonservis konusu olmasa Beşiktaş formasını daha önce giyecektim. Ben her zaman sözünde duran bir insanım. Öyle olmasam diğer Türk takımlarının, diğer takımların yüksek tekliflerini değerlendiririm. Ben Galatasaray teklifini bilmiyorum. Burada Fenerbahçe'nin teklif ettiğini anlatmıştım. Evet. Tekrar etmeye gerek yok. Bugün başka bilgiler var. Dino Pasaliç'i devreye soktu Fenerbahçe falan diye. Peki ne olacak o şimdi yalanlama? Yalanlama var mesela. Yalanlama olsun abi. Ben dedim, bir daha hatırlıyorsunuz. Aziz Bey beni bir daha yalanlasın. Hadi yiyorsun. Bir daha yalanlasın dedim ben. Ayın bir ayın. Yayınlayın. Bir tane daha yalanlama yayınlayın dedim ben zaten 2 hafta evvel. Gerek yok yani Fenerbahçe. Teklif geldi Fenerbahçe'den Vida'ya. Fenerbahçe Vida'ya. Vida ile ilgili anlaştı da kulübüyle.
Çocuk sözünden dönmeli. Yani Fenerbahçe'ye sattı şey. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev. Bu arada bugün Ali Naci Küçük'ün bir tweet'i gönderildi bana. Onu da tam konuyla ilgili okuyacağım. Ali Naci Küçük. Ali Naci 22.8.2017'de şöyle bir tweet atmış. Galatasaray ilk 11'e son hamleyi sol beke yapacak. Vida'yı da alacak. Vida'ya bonservis falan vermez. Ocağı bekleyin demiş. Yani demek ki Galatasaray'ın ilgisi yani ben, varmış. Ben o konuda bilgim yok. Şimdi ben burada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ben 97 yılından beri gazeteciyim. Gazeteciliğe girdiğimde bize şöyle dediler. Yorum özgür, haber kutsal. Şimdi ben burada haber veriyorsam Fenerbahçe kulübüyle anlaştı, öyle görüştü. Yani kesin dille bir haber veriyorsam bunu çok araştırmış olmam lazım. Velhasıl? Yani bunu çok en az iki tane yerden teyit ettirmiş olmam lazım. Peki. Ha, yorumlarda deriz ki ya öyle olur, böyle olur. Sen net söyledin zaten. Ha mesela Arda'yı bilmiyorum bak, bilmiyorum ama bence anlaştılar. Öyle ben görüyorum. De aynı, ben de aynı fikirdeyim. Ha bu haber mi? Değil. Ya, ama şöyle gelen Vida konusunda bir eminim beş Fenerbahçe'nin durumu. Bak Galatasaray'ı bilmiyorum diyorum. Fenerbahçe'nin konusunda çok net eminim. Net eminim. Yani şu an Arda konusunda, Cenk konusunda bizim yaptığımız yorumlarda gelen haberler üzerine ekledik. Benim Asu Ekoto. Bak bir tane liste geldi. Mı? Bravo Bülent. Bir liste Asu geldi. Ekoto. Gökhan Kutluer'den. Çok güzel liste. Bak İngiltere milli takımında da oynuyor bu arada. Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek tabii. Loftus-Cheek çok iyi topçudur bu arada. Loftus-Cheek doğru. Loftus-Cheek doğru evet abi. Başka doğru. Liverpool'da yine bir bek oyuncusu olan Trent Alexander-Arnold. İki soy isimli. Fosu Mensah var tabii. Tabii var. Fosu Mensah hatırlamış. Doğru Fosu Mensah. Bak o Fosu Mensah da Altın Ordu'nun katıldığı bu U16 turnuvalarında en son Prag'da gittiği turnuvada. Ha mi attı sana? Oğuzhan mı atmış listeyi? Yok Oğuzhan atmadı bana. Kim attı ya? Valla Oğuzhan atmış valla. Oğuzhan'cım sağ ol. Demarke'de Oğuzhan var. Benim de öğrencim üniversiteden. O atmış. Selam. Robson Kanu. Bak Robson Kanu vardı. Güzel. Olmuş. Doğru söylüyor. Neyse orada o alt turnuvalarda yetişen bir oyuncu. Premier Lig'de oynuyor. Taylor Fletcher. Ya o turnuvalara gitmenin öneminden bahsediyorum. Diğer takımlarımız gitmiyor ya. Oraya giden çocuklar Premier Lig'de oynuyor ya. Altınordu'daki çocuklar da oynuyor ya. Hani gitse iyi olacak diğer takımlarda. Oğuzhan'ı radyocu yapalım. Kanter gözyaşı var diyorum ama. Adam patron ya. Ne patron? Kendisini internet. Bu arada Virgil Van Dijk'i... Gelsin radyocu olsun Allah Allah. Tamam, radyoda bir şeyler yapsın. Oğuzhan duydun mu bak? Gelsin sana... radyocu olsun abi. Ben sana bir şey Allah Allah. 10 tane isim yapmış. Ben yanımda kaç patron çalıştırıyorum musun? Ben yanımda kaç patron çalıştırıyorum? Evet biliyorsun da. Oğuzhan duydun mu bak? Teklif gelsin aldım. Radyocu olsun. Oğuzhan kanter gözyaşı vaat ediyorum. Oğuzhan kaçırma. İstiyorsan gel radyocu ol. Telefonunu vereceğim Mehmet'e ya da seni, onunkini sana vereceğim. Gel radyocu ol. Çok sallıyorlar, çok eleştirirler ama dünyanın en güzel işi gazeteciliktir. Bak hep söylüyorum. Deli misin ya? Keyif alın yani. Bizde çok vardır. Aman yapma bu işi, uzak dur, şöyle yok, para yok, işte zaman para yok. Yok ya, para vallahi yok. Ya dünyanın en güzel işi ya. 1990, sevmeden zaten hiçbir 1995 yılının 12 Kasım günü bu işe girdim. Yani 2854 yılının 12 Kasım günü bir daha dünyaya gelsem bir kere daha yapar. Dünyanın en güzel işini yapıp kimsenin de var ya şikayetlenme hakkı yok. Ya bu adam haber mi haber bulunca mutlu oluyor biliyor musun? Ama tabii, tabii. Kendine şey oluyor. Ama yani. Bir şey söyleyeceğim. Gazetecilik öyle bir şey değil midir? Tabii öyledir ya. Ya benim falan yaparsın. İlk böyle. Milliyette staj yaptığım dönemde adımla haber çıktığımda imzamla o hala duruyor. Ben de saklıyorum. Gururla duruyor. Milliyet gazetesi. Ya ben vatanda yazı yazıyorum. 4 yıldır bütün yazılar kesik halde duruyor biliyor musun? Getiririm. 3 defter oldu. Bütün yazılar kesilmiş halde duruyor. Haberler yazılar böyle duruyor. Bir dönemde Milliyet'e Formula 1 yazıları yazmıştım. Onlar yani köşe yazısı olarak hepsi duruyor, yani. Duruyor bende. İnternette var diye bakmıyorsun. Yo, yani. Aynı şey değil zaten. Evet şunu söyleyelim. Şimdi Serhat Uyucu da göndermiş. Klavan'la Lovren vardı. Biliyorsunuz Liverpool'un savunması. Dünyanın en kötü savunması. Beşiktaş'ın savunması Pepe Vida biliyorsun. 10 kat daha iyi. Daha iyi. 10 kat daha iyi. Ne daha iyisi? Klavan'la Lovren Türkiye'ye gelse 4 büyüklerde oynayamaz. O kadar söylüyorum. Lovren de ne ağır adam ya. Dünyanın en kötü ikilisi Virgil van Dijk'i aldılar sonunda. 84 milyon euroya. Van Dijk'i Liverpool mu aldı? Evet. 84. Şey istiyordu onu. 61 önermişti. City istiyordu. City 61 önermişti. 84 milyon euro. Maşallah. Abi şu an formayla... İngiltere çıldırdı ya. Hani Allah. Diyorsunuz ya bak ona o kadar veriyor buna bu kadar veriyor. Arkadaşlar kabul edelim ki Türkiye'nin bir vitrini var. Belli bir ücret tavanı var. Oradan aldıkları oyuncunun uyum sağlayacağını, yıllarca oynayacağını biliyorlar. Biz de maalesef henüz bilmiyorlar. Geri dönüyor bunlar diyorlar. Andik kendini ispatlamış adam abi şeyde. Ha Cenk neden ucuza gidiyor? Adam şeyde ispatladı. Tabii. Premier Lig'de ispatlamış adam yani. Bak şimdi bir de 300 milyon pound harcamış diyor ki. Hala Mourinho da başladı şeye. Mancini gibi olmaya başladı.
Hazar Canım demiş ya. Sizi zaten yapıyorum. 300 milyon tamam, puan. Bunlar Beke 90 milyon euro veriyor diyor. Ya şeye 120 milyon euro verdin ya. Bombaya. Ya bir şey söyleyeceğim. Dün haber sunuyorum burada spor gecesini. İşte çok güzel yani editör arkadaşlarımız. Gene okumuyorsun sen. Hayır, Murat Demiryaz yazmış. Hayır, okuyordum. Vallahi okuyordum bu sefer. Abi bak okuyayım dedim yani. Tam okudum. Şöyle diyor Guardiola. Takımda eksiklik olduğunu düşünen Pep Guardiola eksik bölgelere durdum. Ya bir şey bunu okurken ben bile utandım. Ayıp denen bir şey var Guardiola dedim. Savunmada eksik var diyor. Savunmaya harcadı 200 milyon euro ya. İşte sağ beke santrafor parası verdim diyor. Ya evet, doğru, aynen 2 tane kaleci aldı. 80 milyon euro verdi. Hala diyor ki eksiğimiz var, transfer istiyorum. İngilizlerde bu para olunca futbolcu istedim mi abi fiyatı başlatıyorlar yüzden. İngilizler istedi mi yüzden başlatıyorlar. Bak bizim bir arkadaşımız var Murat Alt kardeşler. Murat mesaj atmış. Murat Türkiye'deki çok önemli bir şirkette 2 numara falan. Yani bayağı Türkiye'nin belki ilk 10-15'inde sonra şirket söylerim. Diyor ki Sayın Ayan Beşiktaş'ı karıştırmayalım Cenk kalsın diyor. Bak taraftarlık. Cenk yani hayatı para ve şey üzerine rasyonete üzerine kurulan bir adam bilir. Söz konusu takım taraftarlığı olunca Cenk kalsın diyor. Murat Cenk gitsin. Beşiktaş için gitsin. Türkiye o paralara gitsin. Kendisi için gitsin. Kendisi için gitsin ya. Ya hadi şey düşün. Mesela ben düşünüyorum bunu. İzleyiciler ya belki... Biz dedik de bir de Beşiktaş satar. Ayrıca yani. Hayır. Duygusal biz dedik diye hoca mı? biz dedik diye Fatih Terim gelir mi? Biz dedik diye Arda gelmeyecek mi? Duygusal açıdan bak duygusal açıdan öyle bakıyor olabilir taraftar ama hadi şeyi düşünmüyorsun. Ya bu en duygusal olacak taraftar ya. Vallahi Premier Lig'de Cenk 9 yazan bir forma Everton tribünlerine evet koşarak evet boy sevinci yaşıyor. Ondan umurumda değil. Benim umurumda ben şu an gururlanıyorum düşününce tabii. Ama alınacak para değerini bulmuş. Lig'de doğru düzgün gol atamıyor. Bakın bir bakın Avrupa'da atıyor. Değerini o yüzden buldu. Maicon yani, kadar. Aynen öyle. Maicon kadar o yüzden buldu. Kaçırılmaz. Sakatlanabilir. Hastalanabilir. Rahatsızlanabilir. Belki sorunlar yaşar. Değerini bulan oyuncuyu satacaksın. Kaçırmayacaksın. Peki. Devam ediyorum. Biraz daha yorum okuyacağım. Bir şey de söyleyecektim. O kadar çok şey söyledim ki. Servet'e biliyorsun değil mi? 8 milyon euro teklif gelmişti Marsilya'dan. Başkan hapse girdi. Tabii. Öldü mü hapse mi? Papel yok değil mi? Hapse girdi abi. Bu arada... Ya bir de biz dedik de ya. Cenk Tosun'u satmazlar. Biz dedik diye Fatih Terim'i geçirmezler. Böyle bir şey olmaz. Biz dedik diye Arda'dan vazgeçmezler. Biz bilmem ne dedik diye bir şey yapmazlar. Ya. Algı ya, algı yapmayın. Algı yapmayın. İşte böyle algı yapmayın. Algı yapmayın. Algı yapmayın. Bunlar bayağı büyük adamlar. Biz biraz bilgilerimizi tazeliyoruz. Birazcık da konuşuyoruz. Bazen söyleyebiliyoruz. Bazen sizlerle aramızda küçük fark var. Yani biraz bu işin içindeyiz. Camianın içindeyiz. Menajerlerle falan da konuşuyoruz. Onlar da gazlıyorlar arada. Ya bu menajerler demişken, haberler demişken Luke Shaw haberleri var ya. Şimdi Can Bey de yazmış. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Luke Shaw bu hafta Manchester United'da ilk 11'de forma giydi. Luke Shaw'u ama şey yapmıyor, sevmiyor şey. Mourinho. Abi ilk 11'de oynuyor ya. Bilemiyorum yok, yani. Yok yok. Luke Shaw'u oynatmaz. Luke Shaw'u kiralık verebilirler. Kiralık verirse şaşırır. 22 yaşındaki oyuncu. Ama ya. Luke Shaw'u yani genelde İngiliz takımları kullanacakları oyuncuları Türkiye'ye vermiyorlar abi. Inesua gelmiş. Zlatan yani. İbrahimovic gelecek mi demiş Selahattin Bey. Bu yeni çıktı. Beşiktaş'a hiç İbrahimovic. Yok. Ben İbrahimovic işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Abi de 81-37 ya. Uf. Uf yani. Ya gene de o formada görmek istersin. Herkes kendi takımın geldiği takım şampiyon yapar. Tamam da abi 37 yaşında. Ya çok büyük sakatlıktan çıktı ama İbrahimovic 10 yazan bir form 10 Oğuzhan'da da hadi Cenk'i formayı aldı. İbrahimovic 23 yazan bir formayla Vodafone Park'ta herkes izlemeye gider. Abi. İbrahimovic transferinin olacağını hiç sanmıyorum. Ben de yani. İlk 11 oynadı yine bu hafta bu arada onu da söyleyeyim. Bir reklam yapalım ama önce Dembaba gelmesin. Ama bak Fellaini'nin... Dembaba gelmesin tabii. Önce Dembaba gelmesin. Fellaini'nin bir iyi menajeri var Türkiye'de. Ha gelecek. İyi pazarla. Yani Fellaini'yi birine vermek istiyor yani. Trabzon'a da verebilirdi sene başında. Var yani Fellaini'nin bir gelesi var Türkiye'de. Bir Başakşehir'den çıkartır mı kafayı diyorsun? Olabilir. Yani Fellaini'nin Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek. Çünkü Fellaini de istiyor gelmeyi. Beşiktaş da bayağı uğraşıyor bu arada. Atiba'nın yerinde oynayacak Medel'le beraber. Atiba'nın da bence emekliliği geliyor. Onu da söyleyeyim. Kimse farkında değil. İnanılmaz düşüyor maçlarda. Öyle deme. En başta biz farkındayız program olarak geçen sene. Karıştırmaya çalışıyorum. Dembaba'yı da istemiyorum. Abi Dembaba nedir hakikaten? Abi Dembaba, Dembaba gelecek, nedir hakikaten? Dembaba gelecekse şuradan Marty McFly, Deleroy'unla gelsin. Zaman yolculuğu yapalım. Hakikaten çok güzel abi. Böyle. 2005'e dönelim Dembaba gelsin. Pascal Numa'ya kadar gider bu iş oğlum. Tabii tabii. Feyyaz abi olmaz mı ya? Feyyaz abi olmaz mı ya? Feyyaz da olur. Olsa efsane. Feyyaz abi. Yani bak, Amokachi. 15 dakika Feyyaz abi oynar yani. Amokachi. Amokachi. Müş. Kuntz. Dembaba. Ohen, Martolo. Dünyanın en iyi forveti oldu. Hayır. Gidelim bir reklama gidelim. Galatasaray'ı Fatih Terim'i konuşacağız. Dembaba Cenk de gitsin. Cenk lütfen git bak. Ben burada. Sana ne kardeşim adam. Cenk Premier Lig'de oynayı izlemek istiyorum. Allah istiyorsun. Allah ya. Sakatlanabilir. Git.